Ayanoğlu. Türk müziğinin, Türk pop müziğinin en romantik bestecilerinden bir tanesi ve en çok yönlü müzisyenlerden bir tanesi. Onun bakın elinde bir albümü var. 2014 yılında yayınlanan bir albüm. Albümün adı Söz Müzik. Bora Ayanoğlu çok büyük şarkılara imza atmış bir adamdır. 1946 yılında doğuyor İstanbul'da. Babası tiyatrocu Sami Ayanoğlu. Sağlam yani baba bir tiyatrocu ve babayla birlikte Bora Ayanoğlu da tiyatroya giriyor otomatik olarak. Tiyatro sahneleri, işte sinema vesaire derken müziğe çok fazla kanalize olamıyor çocukken ama müziği seviyor. Müzikle olan ilk flörtü aldığı özel gitar desteğiyle başlıyor Bora Ayanoğlu'nun. Nitekim de iyi oluyor bana sorarsanız çünkü yaptığı bestelerin büyük bir bölümü de hep gitara dayalı. Gitar enstrümanının ön planda olduğu romantik şarkılar. Efendim o dönemde işte besteler yapmaya başlıyor. Bora Ayanoğlu bir röportajımızda bana aynen şunu söyledi. Aslında besteci olmak istemiyordum ama baktım ki o şekilde para kazanamıyorum. Yani bestecilikte para kazanamıyorum. Şarkıcı da olayım bari dedi. İyi ki doldum pişman değilim dedi. Tabii işte maalesef bestecilerin üreticilerin ülkemizdeki genel kaderi. Ta 1970'lerin başında görüyor bunu Bora Ayanoğlu. 30 tane film müziği yapmış. 27 tane, ne 30 tane pardon 80 tane film müziği yapmış. 27 tane filmde oynamış. Dizilerde oynamış. Tiyatrolar, miyatrolar yani adam dolu dolu işler yapmış. Sanatın tam içinde. Sanatın müzik kolunda var, tiyatro kolunda, sinema kolunda var. Ve bir de tabii ki sinema ve dizi yani alanındaki müzik üretim konusunda da var. Bir yandan da besteler de yapıyor. Mesela 70'li yıllarda Alpay'la çalışıyor ama kendi 1971 yılında bir 45'lik yayınlıyor. Ecel gelmeden diyor bu 45'liğinde. B yüzünde de Dönmem Senden adlı 45'liği yayınlıyor. Yarenler ecel, ecel gelmeden. Gözümüz toprak, toprak dolmadan. Felek bizden öc almadan. Hele bir demdir, demdir sürelim. Sonra 1973 yılında onun önemli bir hiti olan Güller ve Dudaklar adlı şarkıyı 45'lik olarak yapıyor. Bu şarkıyı da bestelerken bir sinema setinde yani yapmış şarkıyı sinema setinde Türkan Şoray'a dinletiyor şarkıyı Bora Ayanoğlu. Ve diyor ki ya işte sultanım biliyorsunuz ki Türkan Sultan yani kuralları olan sultan. Türkan Sultan'a sultanım bu şarkıyı bir dinle bakalım ya diyor tabii ki. Dinliyor sultan şarkıyı ve diyor ki ya bu çok güzel bir şarkı falan yani çok beğeniyor Türkan Şoray Güller ve Dudakları. Tabii ki oradan aldığı olumlu enerjiyle ya da gazla Bora Ayanoğlu bu şarkıyı veriyor. İlk önce Gönül Akkor'a veriyor şarkıyı. Gönül Akkor alıyor, seslendiriyor, şarkı çok başarılı oluyor. Kayboldu dudaklarım. Seven yok artık güllerim. Güller ve dudaklar şimdi ne kadar acı. Yunanistan'da duyuluyor. Hatta yine Bora Ayanoğlu bana bir gün demişti ki ya ben dedi Yunanistan'a gittim dedi. Orada bir adaya gitmiş galiba. Bir tavernada filan şarkı çalmış. Yani bir anda Güller ve Dudaklar çalmaya başlamış. Çok mutlu olmuş. Sonra demiş ki ya bakın bu benim şarkım demiş filan oradaki insanlara. Oradaki insanlar da o kadar sevmişler ki bu şarkıyı. Bora Ayanoğlu'na ısmarlamışlar. Yani yemek... İşte içki filan beleşe getirmiş yemeği öyle diyeceğiniz. Bakın şunu söyleyeyim tabii Latife bir yana beleşe getirdi derken. Bakın işte yabancıların hani en basit komşu Yunanistan'ın bile sanata verdiği değere bakın. Yani görüyor şarkıyı seviyor ve ona şey veriyor. Ona gönlünden kopan bir yemek ısmarlıyor oradaki restoran. Biz de ne yapıyoruz? Biz sanatçımızı dövüyoruz abi. Kafa atıyoruz. Teliflerini vermiyoruz filan falan. Sonra şarkı Fransa'da yayınlanıyor. Bu Güller ve Dudaklar. Patricia Carli söz.
sözler yazıyor. Sonra yine Güller ve Dudaklar Richard Clayderman, çok önemli yakışıklı piyanist, çok büyük bir adamdı zamanında. Enstrümantal albümler yapardı piyanosuyla. O adamın albümünde bir şarkının yer alması büyük olaydı. Bu şarkı yer alıyor. Yani Güller ve Dudaklar büyük bir hit oluyor ve Türkiye'yi yurt dışında da başarı getiren bir şarkı oluyor. 73'te kendisi de seslendiriyor. Sonra 75 yılında Zerrin Özer'in Ablası Tülay Özer'e Deli Etme Aşk Beni adlı şarkısını veriyor. 75'te Yunus adlı pek çok belgeselde ve pek çok filmde bile dinlediğimiz o dramatik melodiyi Nesrin Sipahi'ye veriyor. O seslendiriyor. Taştım yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktım yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Sonra 78'de Sevgi Var Ya Bu Sevgi diye bir şarkısı var. Onu seslendiriyor. 80 yılında ilk planı yapıyor. 80'de ilk albüm Seni Sensiz. 81'de Her Şey Bahane. Kendi plaklarını da yapıyor ve solist kimliğini bir yandan götürürken bir yandan besteci olarak devam ediyor hayatına. Bir yandan filmlerde oynuyor, bir yandan tiyatrolarda oynuyor, bir yandan da dizilerde de. Yani kız ve müzik yapıyor. Yani komple bir sanatçı. Ne güzel, ne güzel. Yani böyle sanatçı, böyle insanlar canımız ferah. Türkiye'nin ihtiyacı olan insanlar. Öyle diyeyim size. Tabii ki ben şimdi burada önemli olan 3 tane küçük anekdot paylaşmak istiyorum. Bora Yanoğlu'nun çok önemli klasikleri var. Biri Güller ve Dudaklar hikayesini anlattım size. Bir diğeri Alpay'la çalışması. 1970 yılında başlıyor Alpay'la çalışmaya. Alpay da 70'lerin Tarkan'ı. Abartmıyorum yani. Hiç böyle, hatta bugünkü Tarkan hiçbir şey değil. Öyle diyeyim size. Kızlar çok seviyor. Yani bugünkü Tarkan'ı bir Instagram'dan görebiliyorsunuz en azından. O zaman Instagram yok, Cinstagram yok, Boxstagram yok, hiçbir şey yok. Yani Alpay'ı görmek bile büyük bir olay. Yani göremiyorsun abi. Sevdiğin adamı göremiyorsun. Kızlar bitiyor. Büyük bir megastar diyeyim size. Bir de romantik star. Şimdi bugünkü gibi yakalarsan, koyarsam oh filan lafları yok. Adam çıkıyor, romantik şarkılar söylüyor. İşte o zaman Bora Ayanoğlu Diskotür adlı firmaya gidiyor plak yapmak için filan. Alpay'la karşılaşıyor. Alpay da o dönem bir 45'lik plak yapacak. Şarkı, yani 45'lik plak biliyorsunuz, bir yüzünde bir şarkı var, diğer yüzünde başka bir şarkı var. Bir yüzünde şarkıyı bulmuşlar, Ali Kocatepe'nin şarkısı. Ya ikinci yüzüne ne koysak diye düşünüyorlarmış. Tam ona cuk oturdu işte olay. Gitti Bora Yanoğlu. Ya bende bir şarkı var, vereyim filan falan. Gel git Konya 6 saat. Tak abi, ne oldu? Fabrika Kızı. Fabrika Kızı'nı verdi. Bora Yanoğlu, Alpay onu o hani B yüzüne plan şarkı arıyordu ya, bir seslendirdi. Ortalığın anasını avradını bilmem ne yaptı. Fabrika Kızı büyük hit oldu. Gün batarken her akşam bir kız geçer kapından. Köşeyi dönüp kaybolur, başı önde yorulunca. Fabrikada tütün sarar, sanki kendi içer gibi. Sararken de hayal kurar. Bora Yanoğlu şey demişti bana Fabrika Kızı için, sosyal yönü olan bir şarkıdır demişti. Yani bunu bir aşk şarkısı olarak görmememiz lazım demişti. Çok büyük bir başarı yakalıyor Fabrika Kızı ve Alpay'la olan çalışmalar devam ediyor. Tabii ki 1980 yılında yine bir şarkı patlıyor. Çok şarkısı patlıyor ama bunlar çok önemli şarkılar. O Yaz. Nasıl da... Nasıldı o şarkı ya? Sevişirdik bahçelerde. Ben uydurdum şu anda tabii sözlerini filan. Neydi? Mehtaplar çıkardı. Ya ne çıkardı anasınız? Ulan sıçtın Michael ya. Vallahi okuyacağım, kusura bakmayın. Ay gözüm de görmüyor. Yaşlandık anasını satayım ya. Vallahi da gözüm de görmüyor. Yani ne güzel geçmişti bütün bir yaz. Başımda kavak yelleri esen o yaş. Yani... büyük bir şarkıydı, öyle diyeyim size. O Yaz. O Yaz adı şarkıyı Zerrin Özer'e yaptığını söyledi Bora Yanoğlu. Bizzat sordum, dedim nasıl oldu? O zaman 1980 yılında Zerrin Özer Kent Plak'ta Esin Engin'le birlikte çalışıyor ve Zerrin Özer'e yatırım yapıyorlar. Yetenekli bir kız, iyi bir kız, hippie mipi filan falan. Ve Sevgilim adlı albümü yapıyorlar ve o albümden bestecilere siparişli şarkı istiyorlar. Gitmişler Bora Yanoğlu'na, tabii popüler bir adam, yani çok popüler bir besteci ve ondan şarkı istiyorlar. Bora Yanoğlu Sonbahar, hep Sonbahar adı şarkıyı yapıyor, her Sonbahar pardon. Sonra bir de O Yaz adlı şarkısı vardı, onu veriyor. O dönem diyor Bora Yanoğlu, tabii teliften para kazanmak imkansız, biz münhasıran verirdik şarkıları diyor. Münhasıran ne demek? Yani bu şarkıyı sana 2 seneliğine veriyorum, başka kimse okuyamaz.
Zeyn Özer bu şarkıyı 1-2 bazen hiç ama genellikle 1-2 yıldır o Münhasıran verme olayı aldı. 1980 yılında şarkıyı seslendirdi. Şarkı ortalığın anasını bilmem ne yaptı. O yaz büyük hit oldu. Nasıl yaptı biliyor musunuz o yazı Bora Yanoğlu? Bakın bunu da anlatayım size. Heybeliada'da oturuyordu bir gün. İşte çocuk mocuk falan böyle yazlık kafa dinliyor. Komşu var bir de. Komşusunda bir kız var. Bir kız komşu. Öbür komşuda bir oğlan komşu. Bunlar birbirlerine aşık oluyorlar. Tabii ki bunlar yazlıkçı. Çocuk olan yazlıkçı. Adana'dan gelmiş. Bunlar sevdalanıyorlar. Bilmem ne aşk maşk falan. Sonra tabii ki yazlıkçı yani Adana'dan gelen yazlıkçının sonbaharda Adana'ya dönmesi gerekiyor. Sonra bunlar ayrılıyorlar ve o yaz aşkı bir anda bir hüzne doluyor. Bunu gördüm dedi Bora Yanoğlu ve o komşularının iki komşusunun yaşadığı aşktan son dolayı o yaz adlı şarkıyı yazdı. Bakın şarkı nereden nereye. Yani Bora Yanoğlu Heybeliada'da oturuyor. Komşu kızıyla komşu oğlanı birbirine aşık oluyorlar. Sonra ayrılıyorlar ve bu muazzam şarkı çıkıyor. Hayat işte böyle arkadaşlar. Nasıl da koşuşurduk bahçelerde, şarkı söylerdik mehtaplı gecelerde. Sen bana ben sana komşu evlerde, kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Neyse 70'lerde hitlere imza atıyor, 80'lerde çok fazla üretmedi. Çünkü 80'lerde Türkiye'nin boku çıkmıştı. Ne demek yani Türkiye'de müzik dünyasının boku çıkmıştı. Cuntalar geldi, Evren Paşa, cart çırt falan arabeskler, tavernacılar, abuk sabuk adamlar. Cidden çok sıkıntılı bir dönemdi. O da dedi ki ben de, bir de TRT denetimi vardı. İşte subaylar yönetiyordu TRT'yi. Yani adam müziğin M'sini bilmiyor. Notayı görse hani siyah nota var ya yuvarlak şeyi bomba sanacak, çekecek sana vuracak öyle diyeyim size. Bu kadar cehalet vardı. TRT denetim yapmaya başladı işte Evren Paşa'nın cuntası. Zaten vardı 70'lerde denetim ama beni çok üzdüler dedi Bora Yanoğlu. Çok üzdüler dedi ve artık lanet olsun deyip birazcık da piyasaya şarkı üretmekten vazgeçti. Ne yaptı? Film müzikleri yaptı. Bir şekilde yaptı yani. Mesela bir keresinde şöyle bir şey yaşamıştı Bora Yanoğlu. Bunu her sanatçı yaşar 70'lerin sanatçıları. Hani bugünkü popçuların ne kadar ballı olduğunu söylemek için bunu anlatacağım size. Bakın adam şarkısını yolluyor. TRT'nin albaylarına ya da cuntasına şarkıyı dinliyor işte oradaki adamlar ve diyorlar ki şimdi oradaki adamlar şarkıyı dinleyecekler ve şarkı yayınlanır ya da yayınlanmaz diye rapor yazacaklar. Yayınlanırsa şarkı çalıyor patlıyor, yayınlanmazsa şarkı tahtalık ölüyor yani kimse duyamıyor. Vermiş şarkısını ve aynen şunu söylemişler Bora Yanoğlu'na bu şarkının içindeki kemanlar falso çalınmış. İyi çalınmamış diye cevap yazıyorlar ki Bora Yanoğlu'na. Ya Bora Yanoğlu diyor ki ya keman yok ya şarkının içinde. Ya nereden duydunuz, gayipten mi geldi sesler size? Herifler artık kıçlarından mı duydular? Nereden duydularsa keman sesi duyuyorlar başka bir şey ya da. Ve onun yanlış duyduğu çalındığını söylüyorlar. Zaten olan gerizekalı. Yani vallahi ki o yıllarda yaşamak isterdim ama bu durumlarla da yaşamak istemezdim. Şimdi düşünsenize siz bir şarkı yapıyorsunuz. Ve size diyor ki denetleme kurumu ya kemanları yanlış çalmışsın. Ulan Hanzo, ulan öküz affedersin. Keman yok ki lan zaten şarkıda, neyi yanlış çalacağım? Gerizekalılar olmayan şeyi dinliyorlar, hayal ediyorlar herhalde. Tabii ki o şey de olmadığı için hayallerinde yanlış dinliyorlar ve sonra da yanlış rapor yazıyorlar. İşte böyle bir zordu müzik dünyası ya. Vallahi zordu. Bugün de zor. Bugün de zor ama bugünkü şunu söyleyeyim gençler, iyisiniz. YouTube size bunu yapmıyor. YouTube size kemanı kötü çaldınız demiyor. Siz koyun YouTube'a, sonra da basın çakmaları tak 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 tak. Sonra da bir yürüdünüz mü yürüdünüz. İşte bu babalar bu yollardan geldi abi. Bu babalar bu yollardan geldi. Bunun değerini bilmemiz lazım. Yani bugünkü gençler 70'li yıllarda olsalardı bunlar var ya takır takır dökülürdü böyle takır 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 takır. Hatırlar mısınız bizim İngiltere maçlarımız vardı milli takım olarak. Bir gelirdi İngiltere Yaşar yemişti hatta 84 civarıydı galiba. 8 tane tak 8 tane gol atardı bizi darmadağın eder giderdi. İşte bugünkü popçular da 70'li yıllarda yaşasalardı bu büyük ustaların yaşadığı zorluklarda İngiltere Türkiye maçlarında olduğu gibi 8 tane 10 tane gol yer perişan olurlardı. Neyse bunları yaşadığınca Bora Yanoğlu yani biraz dedi ben biraz da piyasadan ayrılayım. Sonra 1993 yılında Beyaz Güvercin adlı müzik yarışmasına katılıyor. Hani döneyim diyor müziğe ve Canım Seni İstiyor adlı şarkıyı yapıyor. Çok cici bir şarkı. Canım seni istiyor canım diye böyle çok basit bir melodi ve inanılmaz güzel bir şey. Yani canınız bir şey istediği zaman tam bunu en naif şekilde anlatan bir şarkı. Birinci oluyor şarkı. Sonra
Bu adamı suçluyorlar gençler 90'lı yıllarda. Hani bizim bir zipsop bir 90'lar popu var ya. İşte efendim sen yaşlı adamsın, sen yarışmaya niye katıldın? Biz katılacaktık, sen bizim hakkımızı yedin. İşte biz gençler sizin yüzünüzden bir bok alamıyoruz. Zaten siz bir bok olmayı hak ediyorsunuz ya. Neyse hadi ayrı bir konu. İşte adamın üstüne çullandılar. Hatta ve hatta birisi bana adama şey aramış biri. Boray Anoğlu'nun dediğine göre. Biri diyor beni Amerika'dan aradı diyor. Ve demiş ki ona sen birinci olmasaydın ben birinci olacaktım. Ya kardeşim tövbe yarabbi ya, işte bugün sosyal medyadaki dangalaklar o zaman farklı dangalaklarmış. Yani dangalaklık dünyada ömür boyu yani kainatın var olduğu sürece dangalak olmaya devam etmişlerdir. Yani o dönemde böyle tabii biraz küstü yani ama şunu söyledi aldırmadım dedi. Ben de aldırmam hiç aldırma gönül aldırma. Ne aldıracaksın lan? Adam şarkı yaptı ne yani? Ne yani diğer 50 yaşındaki adam 60 yaşındaki adam şarkı yapamaz mı? Hastırın gidin lan ne yapam? Tabii ki yapacak ya. Ben piyasa bakın rekabetçi kapitalizmi de bunlar yorumlayamıyorlar. Kapitalizm der ki çık abi malını koy ortaya. Serbest rekabet, serbest piyasa koşulları. Moruk da koyacak malını, işte Keloğlan da koyacak, genç de koyacak. Travesti de koyacak, gay de koyacak, delikanlı da koyacak, kuru da koyacak. Herkes koyacak malını ortaya. Sonra topluluklar seçecek ve birinci olanı herkes alkışlayacak. Ve birinci olan para kazanacak. Tabii biz bunu yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Neyse. Demiş ki Bora Ayanoğlu. Yani ben bunu aldırmadım demiş. Yarışmanın da şarkının da yaşı yoktur. Dedi bana bizzat bu konuyu konuştuğumuzda. Bana göre şarkının iyisi vardır demiştir. Doğru iyisi vardır kötüsü vardır. Dolayısıyla böyle bir şey yazınca iyice biraz koptu Bora Ayanoğlu müzikten filan. Tabii ki hep müziğin içinde oldu. Yani film, dizi, reklamlar vesaire derken 2014 yılında artık ben de bir best of yapayım dedi. Ve bu elimde tuttuğum albümü yaptı. Canım seni istiyor canım. Seni istiyor canım, yüreğimi al feryatlardan, bıkmışım böyle akşamlardan. Albümde 13 tane şarkısını seslendirdi. 13 tane bestesini seslendirdi. Çok da güzel bir böyle kapak da çekti. Bakın böyle çok da güzel eski marka bir araba. Herhalde onun olsa gerek bu araba. Bu arabanın önünde güzel bir fotoğraf çekti. Ve albümü ikiye ayırdı Bora Ayanoğlu. O yaz... Yani albümde hit olan, kendi hitleri yani, harbi hitler ama yani. Yani böyle boru değil yani. Yani 70'lerden bugüne kadar hala sevilen hitler. Bir, o yaz. Sen bana ben sana, komşu evlerde, kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. İki, Yunus. Taştın yine deli gönlüm, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Fabrika Kızı, Güller Dudaklar. Güller dudaklar şimdi ne kadar acı ve gizli, eski bir aşkı anlatır. Sevgi Var Ya, Kırık Aynalar gibi çok büyük hitler. Bir bölümde var albümün, onları seslendiriyor. Bir de çok fazla ön plana gelmeyen onun besteleri var. Kim, hangi şarkılar bunlar? Ne Zaman Uzak Kalsam Senden. Ne zaman güzelim içim sıkılsa, sana kavuşmayı bekler yüreğim. Adı imkansız mı ölümsüz aşkım, kalbimden seni silemem ki. Bir gün tekrar. Uzaklar, 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 sevgilim. Hadi Çılgınım, O Deniz şehrinde filan falan böyle
daha az bilinen Borayanoğlu şarkılarını topluyor ve toplam 13 tane şarkısını seslendiriyor. Böyle güzel bir de kapakçık yapıyor. Tabii şunu söyleyeyim, bakın notlarım da var. Romantik şarkılar, gitarlarla yapılan düzenlemeler, fatah matah soundlar yok. Yani belli ki adamcağız imece usulüyle yapmış albümünü. Yani can orkestra tutamazsın, para lazım. Bir şekilde sembolik, mütevazi bir soundla yapmış. Ama duygu çok yüksek. Duygu o kadar yüksek ki, yani kim takar soundu diyeyim size. Belki muhtemelen parası yoktu ya da belki de çok para harcamak istemedi. Ama bu sound olarak fazla bir şey beklemeyin ama duygu yoğunluğu bekleyebilirsiniz. Bakın özellikle kendi seslendirdiği baba şarkılar var, efsane şarkılar. O Yaz mesela, Fabrika Kızı, Güler Dudakları kendisi seslendirmiş. O yorumu da dinlemek lazım. Sonrasında Yüzü Batı'ya dönük bir besteci ve klasik harmoniler kullanarak müzik yapmış bir besteci. Yani böyle çok fazla otantizme girmiyor. Düşüncesi de ön planda olan, yani özellikle Fabrika Kızı Türkiye'de yani sosyalizm, sosyal devlet ve işçi haklarını çok güzel bir şekilde dokundura dokundura anlatan bir şarkıdır mesela. Yani sırf aşk şarkıları değil, dokunduran şarkılar da yapmıştır. Ve en önemlisi kartonetinde de şöyle bir şey yazdı. Çok hoşuma gitti, çok da duygulandım. Büyükada'da yazmış bunu. Demiş ki bu albümümü torunlarım Arya Ayanoğlu ve Bora Ayanoğlu'na ithaf ediyorum. Ne güzel, ne güzel. Allah herkese göstersin. Yani torun, aile güzel kavramlardır. Ve gülümseyerek arabasının yanında ve gitarı eşliğinde fotoğraflar vermiş. 2014 yılında yayınlanmış bu albüm. İyi bir repertuar, iyi bir şey albümü. Yani bir müzisyeni, bir dönem müzisyenini anlamamız için bize çok güzel doneler veren bir albümdür bu. Dolayısıyla Bora Ayanoğlu, O Yaz, ne diyeyim işte Fabrika Kızı, Güller Dudaklar gibi önemli hitlerin biraz hikayelerine de dokunduk bu videoda size. Ama bu albümü de bir müzisyeni anlamak adına belki dinleyici olarak siz dinlersiniz, mutlu olursunuz ama eğitimciler, yani eğitim alanların bu albümü dinlemesini tavsiye edeceğim. Bir bestecinin, bir ekolün, yani Bora Ayanoğlu da bir ekoldür kendi içerisinde, anlayabilmek ve idrak edebilmek adına incelenmesi gereken bir albüm diyorum ve bir kişilik diyorum. Ve tabii ki O Yaz, yani hele o Fabrika Kızı, yani Güller ve Dudaklar, bunlar çok önemli şarkılardır. Mesela Rose Maria adlı şarkı, bu da çok önemli bir şarkıdır. Yine düşünce yönü ön planda olan bir şarkıydı. Yani bu şarkıları dinlemenizi tavsiye ediyorum. Güller ve Dudaklar şimdi... Allah heyecan, dertlendim lan, vallahi dertlendim ya. Neydi eski şarkılar, neydi? Bakın yani... Dinleyin abi, dinleyin. Eskilerde var, var. Eskilerde var. Bu videoları da saklayalım. Yarın öbür gün ben de Tahtalıköy'e giderim. Bu videoları saklayalım, bu videoları tutalım. YouTube hıyarlık yapmazsa inşallah tutar kanalda. Ustalarımızın bu şey işlerini idrak etmemiz lazım. Çünkü dürüstçe söyleyeyim. Bakın bir Bora Ayanoğlu yok şu anda Türkiye'de. Yok, boka gitti, boka sardık. Yani tamam, var, var, var. Belki bir takım yeni müzisyenler var ama yani böyle komple bir müzisyen. Adamlar bir de bunlar karın tokluğuna çalıştılar arkadaşlar. Yani karın tokluğuna çalışmış. Şimdikilere bakıyorsun, Residence'da yaşıyor. Ulan kıçına sok Residence'ını ya. Neyse hadi açtırmayın içine, açtırmayın. Konuşacak çok şey var. Ama bunlar gerçek usta. Bunlar gerçek işçi, gerçek müzik işçisi ve gerçek müzik duygusuna sahip, müziği müzik yapmak için üreten insanlar. Onlardan biri Bora Ayanoğlu, Söz Müzik, CD bulamazsınız. En azından Spotify'dan ya da Apple Müzik'ten dinleyin. Bulursanız güzel bir arşivlik CD'dir. Arşivinize de katın derim arkadaş. Başka da bir şey demem abi.